Takriben 22 yıl aşkın süredir hizmet vermeye çalışan bir kardeşim olarak Türkiye'yi yaşayacağım bu dönemde sizlerin de desteğiyle yeniden güçlü bir başkanlık yapmak istiyorum. Bu nedenle AK Parti Seçim Başkanlığı'na yeni aday olduğumu sizlerin yoldaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bana bu konuda geçtiğimiz sürede birlikte çalıştığımız, bize destekleyen esirgemeyen il koordinatörümüze, il başkanımıza, milletvekillerimize ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine il yönetimimize, il kadro başkanı ve yönetimine, il gençlik kolları başkanı ve yönetimine ayrı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığım yönetimime, kadın kolları başkanı ve yönetimine, gençlik kolları başkanı ve yönetimine, il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine önceki dönem ilçe başkanlarımıza, önceki dönem il başkanımıza, önceki dönem yönetimlerimize bu davayı sırtlanıp bugüne kadar getirdikleri için ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine siz yöndaşlarımız, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için, her defasında yanımızda olduğunuz için, bugün yine bu sorunu doldurduğunuz için hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, yarını bilemediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Bir gün hepimiz ölüp gideceğiz. Benim makamda mevkide sevdam yok. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Benim bu davada amacım, yarın öbür gün ölüp gittiğimizde Rabbimiz bize sorduğunda, ey kulum, dünyada için hak yol için ne yaptın dediğinde, ya Rabbi, ben dünyadayken hak yolda giden liderin peşinde Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan kalbinde misali durmadan çalıştım diyebilmektir amacım. Kıymetli kardeşlerim, bize bu coşku yaşattığınız için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi Rabbime her gün, her an bize böyle bir milletin mensubu o şerefini bahsettiği için binlerce kez şükrediyorum. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılı umutlarıyla, hayalleriyle, özgüveni ve cesaretiyle şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı yapacak bizi. Önümüzdeki süreçte sizlerin de desteğiyle, sizin sesiniz olarak Türkiye yüzyılını hep birlikte doyasıya yaşayalım istiyorum. Bana bu imkanı tanıyacağınıza canı gönülden inanıyorum. Ben katkı ve katılımlarından dolayı hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize en kalbi duygularına sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Böyle güzel bir günde, aydınlık, güneşli bir günde Tosya'mızda heyecanlı bir kongreyi hep beraber yapıyoruz. Tabii az önce ilçe başkanı bahsetti de içimizde bir taraftan kan ağlıyor. Yani bu TUSSAŞ'a bizim en önemli medarı miktarımız olan kuruluşumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. İnşallah bu son olur diyorum. Bugüne kadar şehit olan tüm şehitlerimizle beraber son saldırıda şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrılarına başsağlığı diliyorum. Bu mücadele bugüne kadar kararlılıkla geldi. Anadolu coğrafyasındaki bu mücadelemiz 1000 yılı aşkın zamandır sürüyor ve sürmeye devam edecek. Tabii ki şehitler veriyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Ama mücadelemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ'yle, PKK'yla, DAEŞ'la, YPG'yle, PYD'yle, Türkiye düşmanlarıyla sonuna kadar devam edecek. Ne diyor milli şairimiz? Ben ebelden beri gül yaşadım, gül yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyor. Türk milletine hangi çılgın zincir vurabilir? Evelallah hiç kimse bugüne kadar bize zincir vuramadı. Bundan sonra da vuramayacak. Evet, Türkiye'nin bugüne kadar atmış olduğu adımlar
AK Parti döneminde ticaretten sağlığa, ulaşıma, eğitime, savunma sanayine ve diğer tüm alanlardaki yatırımlarımıza baktığımızda yapılamaz denilenleri yapan bir cumhurbaşkanı, yapılamaz denilenleri yapan bir AK Parti vardı. Ve bugüne kadar getirdiğimiz noktada dünyanın bütün ülkeleriyle görüşebilen bir ülke haline geldik. İnşallah daha iyi ileri gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın hedefleri hiçbir zaman bitmedi. Yorgunluk asla kitabında olmadı. Yılgınlık asla olmadı. Girdiği yoldan asla geri dönmedi. Bizler de onun yol arkadaşları olarak yılmadan, yorulmadan, usanmadan hep beraber yürümeye, yola revan olmaya, birlikte mücadele etmeye devam ediyor muyuz? Edecek miyiz? Edeceğiz inşallah. Tabii az önce Ece Başkan'ın bahsetti. Bu dava geçmişi acide, geleceği mazide olan bir dava ve bu dava bir yılı aşkın bir davanın mensupları olarak biz bugün buradayız. Şimdi geçmiş dedik ya, az önce Sayın Bülent Hoca Başkanımdan bahsetti. Hacı Muzaffer abimiz, kurucu il başkanımız. Ebediyete intikal eden, davamıza gönül veren, destek olan, içinde olan tüm büyüklerimize, ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. İnşallah nice güzel günleri hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Türkiye yüzyılı dediğimiz şey aslında Türkiye'nin ikinci yüzyılında Türkiye'nin yeniden şahlanışı, yeniden büyük bir atılıp yapma dönemini hep beraber yaşayacağız. Tabii Tosya'da hemşehrilerimize en yüksek desteği verdiğiniz için Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Her dönem Tosya Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldı. Tosya'mız her dönem AK Parti'mizin yanında yer aldı. Biz de Tosya'mızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Tosya dedik, hep bu görüşlerden şunu söyledik. Tosya demek AK Parti demek dedik. AK Parti demek Tosya demek dedik. Bunu gönülden ve içten söyledik. Biz bunu hissediyoruz, sizler bizi hissettiriyorsunuz. Onun için Tosya bugüne kadar yapılan hizmetlerin tamamına baktığımızda hepsini fazlasıyla hak ediyor. TOKİ'den, doğalgazınıza, organize sanayiden, hastanesine, yollarınıza, göletlerimize, barajlarımıza, adliye binamıza, adalet sarayımıza, okullarımıza baktığımız zaman birçok alanda AK Parti döneminde Tosya'mız çok güzel hizmetler aldı. Bundan sonra da almaya inşallah devam edecek. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii kongre süreçleri bizim için heyecanlı, bir o kadar da değerli günler. Bugünlere geldiğimizde inşallah yeni seçilecek ilçe başkanımızı, yeni seçilecek ilçe yönetim kurulu üyelerimizi şimdiden tebrik ediyoruz. Bu sevda burada bitmez. Hani diyor ya, bizim bir aşk hikayesi. Öyle değil mi? Bu aşkımız, bu sevdamız, bu yolculuğumuz, bu birlikteliğimiz, bu kardeşliğimiz ilerlemek daim olmasını diliyorum. Başta sayın milletvekillerimiz burada. Katılımlarından dolayı sayın milletvekillerimiz nezdinde tüm katılım sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Allah her işimiz hayırlı eylesin. Yüce Rabbim yolumuzu açık eylesin. Seferimizden olsun, zafer Allah'tan olsun.
İnşallah nice yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber hepimize bu yolda büyük hedefler doğrultusunda yürümeyi nasip eylesin diyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Ben de öncelikle sözlerime Kahramankazan ilçemizde TUSAŞ'a yapılan menfur terör saldırısını lanetleyerek başlamak istiyorum diğer konuşmacılarımız gibi. Vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun diyorum. Bu saldırı da yine gösterdi ki emperyalizmin içimizdeki hain maşaları asla boş vurmuyorlar. Ellerindeki her fırsatı boş hayallerle değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki bunlar boş hayaller, bunlar boş çabalar. Bize her karış vatan toprağımız Çanakkale diyoruz. Çanakkale demek ne demek? Çanakkale demek vazgeçilmez demek, geçilmez demek, teslim edilmez demek. Onların da bunu çok iyi bilmesi gerekir ki burası binlerce yıldır Türk yurdudur. Türkler burada daimdir, bakidir. Bu nedenle biz buradayken onlara rahat uyku yoktur, huzur yoktur, böyle de bilinsin. İkinci olarak tabii ki yüreğimizin bir tarafında hep Gazze'de atmakta. Gazze başta olmak üzere komşu coğrafyamızdaki din kardeşlerimiz bir yıl aşkın süredir soykırıma, lince, tarihin ender şahit olduğu mezaline uğruyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arşı sallayan sesi zulme karşı cesaretle direnileceğinin tarihe de dersini veriyor. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Vuramazsın, kıramazsın, öldüremezsin diyor sesinde. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız dosta, güven, düşmana korku vermeye devam ediyor. Kıymetli dava arkadaşlarım, az önce de bahsedildi. Yakın vakte kadar savunma sanayisinde bir gıda dahi üretemeyen Türkiye'den bugün aynı alanda kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde ihracat yapan konuma gelen bir Türkiye haline geldik çok şükür. Elbette düşmanlarımız için çok büyük bir kabus bu. Hainlere inat, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Hayatın her alanında daha çok çalışacağız. TOSYA açısından bakarsak da daha çok üreteceğiz. Ne yapacağız? TOSYA'daki fabrikalarımızda daha çok kapı üreteceğiz. Daha çok tekstil yapacağız, daha çok makine üreteceğiz. Tarlalarımızda daha çok çeltik üreteceğiz. Mühendislerimizle, doktorlarımızla, iş insanlarımızla, memurlarımızla daha fazla alın teri dökeceğiz. Bir çalışıyorsak iki, iki çalışıyorsak üç çalışacağız. Bunu bu şekilde yapmaya memnunuz kıymetli arkadaşlar. Ben demeyeceğiz, biz diyeceğiz. Nasıl ki ecdadımızdan bu güzel vatanı sağ salim teslim aldıysak, aynı emeği vererek biz de torunlarımıza, çocuklarımıza bu vatanı teslim etmekle mükellefiz. Kıymetli dava arkadaşlarım, gerek Kadın Kolları İl Başkanlığı'nda, gerekse milletvekilliği döneminde TOSYA'ya her zaman böyle kalbim ata ata geldim. Çünkü her zaman çok sıcak karşıladınız, çok ilgiyle karşıladınız. Ben de sizin bu gösterdiğiniz samimiyete karşı her zaman kalbimi size açmaya çalıştım. Elimden gelen her türlü çabayı da vermeyi sürdüreceğim. Bunun devamını da inşallah hep beraber yapacağız. Çünkü hep beraber çalıştık. Seçimlerde her türlü çalışmaları beraber yaptık. Beraber başarıya ulaştık. Bunun için de size en kalbi şükranımı sunmak istiyorum. TOSYA'mız çok dinamik bir şehir. Bu nedenle de ihtiyaçlar tabii zaman içinde değişiklik göstermekte. Eksiklerimiz mutlaka vardır, illaki olacaktır. Ama inanın devletimizin de bunu tamamlamaya kudreti vardır. TOSYA'mız AK Parti'miz kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize desteğini hiç eksik etmedi. TOSYA'nın ekonomik kalkınması, sosyal gelişmesi için de hükümetimiz her zaman TOSYA'ya gerekli yatırımları yaptı ve inşallah hep beraber yine el birliğiyle, istişareyle yapmayı sürdüreceğiz diyorum. Ülkemizde yaşanan deprem, dünyanın girdiği ekonomik sıkıntı ve tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı hedeflerimizde mutlaka rötar yaşayabiliriz ama nihayetinde TOSYA'mıza ne gerekiyorsa o hizmetler yapılacak, ne gerekiyorsa TOSYA'da hakkını almaya devam edecek. Kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti siyasi bir parti olmasının yanında aynı zamanda çok büyük bir millet hareketidir. Yerli ve milli unsurların çatısı, mazlumların güvenli limanı, gözü sürekli ufuk çizgisinde olanların kutlu yürüyüşüdür. TOSYA teşkilatımıza bugün
bugüne kadar emek veren tüm kıymetli arkadaşlarıma, gündüzlerini gecesine katan tüm emek veren dava arkadaşlarıma kalbi şükranlarımı sunuyorum. Onların da emekleri başımızın tacıdır. Bu yeni dönemde de görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum şimdiden. Yürüyüşümüz hep birlikte devam edecek diyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, her zaman sözlerimi tamamladığım gibi Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye yüzyılında TOSYA'mızı daha da ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Birlikte başaracağız diyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ülke olarak gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ama aslında biz bu ülkenin en zor zamanlarını göğüslemiş bir partiyiz. Bir liderin etrafında toplanarak gerçekten daha kurulduğundan beri sürekli zorluklarla mücadele ettik. Hatta ülkenin hatırlarsınız 2000'li yılları içine düşmüş olduğu durum AK Parti'yi meydana getirdi. O günkü şartlarda hep söylüyorum Cenab-ı Allah bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan eliyle, AK Parti eliyle çok büyük destekler verdi. Bugüne kadar birçok badire atlattık. Bunları tek tek saymamıza gerek yok. Ama bugün geldiğimiz noktada yine büyük bir sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyanın içine düşmüş olduğu ekonomik sıkıntılar, pandemiden sonraki sıkıntılar ve biz ülke olarak bir de deprem musibetiyle karşı karşıya kaldık. İnşallah bu ekonomik sıkıntıların hepsini atlatacağız. Ekonomik sıkıntılar bugün vardır, yarın geçer. Biraz fazla çalışırız. Bazı alışkanlıklarımızdan, bazı keyiflerimizden fedakarlık ederiz. Onlar bir şekilde atlatılır. Ama asıl sıkıntı tüm dünyanın şer odaklarının üzerimize dikmiş oldukları gözleridir. Bunların birçok örneğini geçmişte yaşadık. En son TUSAŞ'ta. Aslında TUSAŞ saldırısı dediğimiz zaman böyle üzerinde çok düşünülmesi gereken aslında kısa cümlelerle atlatılmaması gereken bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Tüm konuşmacılarımız bahsetti ama bir miktarda ben bahsedeyim istiyorum. Sırtlarında bir çanta dolusu zor taşıdıkları mühimmatla TUSAŞ'a giren iki teröristten bahsediyoruz. Gerçekten hedefleri çok büyüktü. İçeride TUSAŞ mühendislerinin katliamını yaptıktan sonra belki rehine alarak tüm dünyaya buradan mesaj vereceklerdi. Bize ayağınızı denk alın, sizin çok övündüğünüz, dünyaya kafa tuttuğunuz, kafa tutmanıza vesile olan en son teknolojiyi ürettiğiniz TUSAŞ'ı biz istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz algısı oluşturacaklardı ve Türkiye'yi dünyada itibarsızlaştıracaklardı. Ama emellerine ulaşamadılar. İlk başta TUSAŞ'ın girişindeki güvenlikçi kahramanlarla kendi hayatlarını içe sayarak şehit olma pahasına onların durdurdular. Daha sonra yine özel harekatımız girdi ve layık oldukları yerde tuvalette kendilerini patlatmalarına sebep oldu. Gerçekten çok büyük bir başarıydı TUSAŞ saldırısının engellenmesi. İki tane eğitimli teröristin her türlü mühimmatları olan silahları, bombaları, daha değişik ekipmanlarını sırtlarında alarak girdikleri bir saldırıydı. Allah'a şükür bunu bertaraf ettik. Belki buna benzer saldırılar yine gelecektir, yine devam edecektir. Bunlar da bizim ülke olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dışarıdan bize bu şekilde tepkiler geliyor ki biz doğru yoldayız. Ülkemiz adına doğru yoldayız, milletimiz adına doğru yoldayız, İslam coğrafyası adına, tüm mazlumlar adına doğru yoldayız Allah'a şükür. Yine belki çok duyuyoruz 3. Dünya Savaşı olur mu olmaz mı meselesini.
Türkiye'nin başında AK Parti olduğu müddetçe, Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe, TUSAŞ'ımız, Aselsan'ımız, bayraklarımız olduğu müddetçe bu bölgede Türkiye'yi bypass ederek herhangi bir savaş başlatamayacaklarını, bunlar olduğu müddetçe de Türkiye'ye rağmen başarılı olamayacaklarını kendileri de çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla biz ekonomik sıkıntılar gelir geçer, baştan da söylediğim gibi, ama bu coğrafyada rahat yaşayabilmemiz için TUSAŞ'ımızın, Aselsan'ımızın, bayraklarımızın, Havelsan'ımızın, Tayyip'imizin dünyaya kafa tutacak, dünya silah teknolojisine ben de buradayım diyebilecek üretimler yapabilmesi için AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyada iki mesele var aslında. Çok uzatmayacağım ama bunları da söylemeden geçmek istemiyorum. Savunma sanayi ve enerjiye sahip olanlar dünya liginde oynamaya hak ederler. Para, yani günlük hayat seviyesi, hayat standardı falan bunların arkasından gelir. Bugüne kadar AK Parti'ye gelinceye kadar sahip olamadığımız savunma sanayimizi ve enerjimizi Allah'a şükür sahip olmaya başladık. Bakın, savunma sanayi zaten terörle sürekli engellenmeye çalışılıyor. Bizim enerjiye ulaşmamız da terörle engellenmeye çalışılıyor. Terörist maşalarının yetersiz kaldığı noktalarda direkt kendilerini bile müdahale etme cesaretini gösteriyorlar. Akdeniz'de biz petrol alarken hatırlarsınız, bir takım savaş gemileri geldi. Biz size burada doğalgaz ve petrol arattırmayız dediler. Ama Allah'a şükür bugün baskın yaptıkları o TUSAŞ'ta üretilen teknolojiyle Aselsan'da, Baykar'da, Teyde, Havelsan'da üretilen teknolojiyle o gün bize petrol arattırmak istemeyenlerin arba tabiriyle boyunlarını önlerine eğerek kaçıp gittiler. Bunların devam edebilmesi için bizim hem savunma sanayimize, hem tekrar söylüyorum, AK Parti'mize, Recep Tayyip Erdoğan liderimize sahip çıkmamız gerekir diyorum. İnşallah daha değişik vesilelerle, daha değişik ortamlarda bol bol bunları konuştuğumuz zamanlar olur. Ben sizi çok fazla yormak istemiyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar hizmet eden işte rahmetli belediye başkanımız da dahil olmak üzere gerek teşkilatlarda, gerek belediyede, gerek ilgilenen meclis üyeliklerinde, partinin değişik kademelerinde hizmet eden tüm Tosyalı hemşerilerimize ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı hızla, aynı heyecanla devam edeceğimizden eminim, hepinizin devam edeceğinden eminim. Bazen nöbet değişimleri olur. Bu nöbet değişimlerinin kesinlikle kırgınlığa, üzgünlüğe sebebiyet vermemesi gerektiğini hepimiz, biz 22 yıllık AK Parti iktidarında yaşadık. İnşallah daha müreffeh, daha hayat standardı yüksek bir Tosya'da yaşamak için hep beraber çalışacağız diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, rahmetli Metin Hocam şöyle bir şey derdi, şimdi demek istediğim daha iyi anlıyorum. En sona kalan konuşmacının işi zor, ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Biz de bir konuşma hazırladık fakat sayın başkanlarımız, milletvekillerimiz hepsini zaten zikrettiler. Bize de kalan artık arkaya toparlamak. İşim biraz da kolay oyunda. Sadece bir şey ifade etmek istiyorum. Dünyanın, özellikle Orta Doğu'nun geldiği şu konjonktürel süreçte, bugünkü Orta Doğu'da olan olayların, dünyada gelişen olayların sadece bugün veya dünden gelen bir şey olmadığını,
yıllar öncesinden gelen bir oyunun kurguları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu bağlamda özellikle gençlerimiz, siz değerli kıymetli hemşehrilerimiz çok dikkatli olmak durumundayız. Bugün dilinden, kaleminden, klavyesinden nefret akan, zehir akan bu 5. kol dediğimiz aparatlara itibar etmememiz gerekiyor. 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi getirdiğimiz durum, seviye zaten belli. Rabbimin inayetiyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da büyük hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza hiç şüphem yok. Benim sizlerden de dileğim önce dualarınız, sonra destekleriniz. AK Parti teşkilatları olarak ilçelerde, illerde yenileniyoruz, tazeleniyoruz. İşte bugün de bunlardan bir tanesi. Aslında AK Parti kongreleri daha neşeli, daha heyecanlı, daha coşkulu, düğün edasında geçer. Fakat bu süreçte yaşadığımız, 23 Ekim'de yaşadığımız süreçten dolayı bugün ne heyecanımızı kalbimize gömdük, hep beraber düğünümüzü kalbimizde yapıyoruz. Bu bağlamda da 23 Ekim saldırılarında şehit olan kardeşlerime Rabbimden rahmet, yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar dilerim. Kıymetli misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarım, bugün burada kongremizde görevlerini edecek önceki dönem başkanlarımıza, yönetimlerine, teşkilat mensuplarıma en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde görev alacak başkanlarıma, yönetimlerine, teşkilat mensuplarımıza ayrıca başarılar diliyorum ve bu süreçte de onlarla yol yürüyeceğimden dolayı da çok mutlu ve mutluyum. Tosya'da bu heyecanını gördükçe biz de güç alıyoruz, biz de sizlerle güçleniyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, yönetim kurulu açık üyeleri. İlçe başkanı adayı Mustafa Tıkır. Müjdat Ümey. Mahmut Eseroğlu. Mustafa Küçükaya. Ali Önceli. Büşra Gökçe Kolay. Burak Seçkin. Orhan Tunca. Fatma Nurçay. Emrah Soyfay. Recep Kesim. İbrahim Öğüt. İsmail Şakır, Metin Bodur, Beyza Balcı. Evet, ben kıymetli protokolümüzün de yönetimimizin ön tarafına gelip bir hatıra fotoğrafı çekelim diyorum. Bundan sonraki seçim kuruluna yetkiyi devrediyoruz. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim Kastamonu'muza, Tosya'mıza, partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve delegelerimiz oy kullanmadan salonu terk etmemelerini önemli rica ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.